Çin'de bulunan bir başka insan türü fosilleri ise 1979 yılında Çin'in Guangxi Zhuang özerk bölgesinde bulundu. Daha sonra Çinli bir jeolog tarafından Alageyik Mağarası olarak bilinen Malodong Mağarası'nda çeşitli fosiller bulundu. 13 bin yaşında olan bu insan türünün oldukça yakın zamanda yaşamış olmasına rağmen fosillerinin daha ilkel insanların özelliklerini taşıması biraz kafaları karıştırıyor. Alageyik insanlarını biz modern insanlardan ayıran bazı önemli özellikler hemen belli oluyor. Alageyik insanının büyük azı dişleri, belirgin kaş yapısı, kalın kafatası kemikleri, orta büyüklük bir beyni, öne doğru çıkan bir çene yapısı ile düz bir yüzü ve geniş bir burnu vardı. Farklı özelliğe sahip olsa da Alageyik insanlarını yeni bir tür olarak sınıflandırma konusunda yine de şüpheci davranıyor. Homo sapiens'ten bağımsız olarak evrim geçirmiş olabileceğini düşünüyor. Homo heidelbergensis'in devamı olduğu düşünülen Homo neanderthaller gibi Asya'ya ulaşan Homo sapiens'in devamı olabilecek başka bir tür olma olasılığı da var. Ayrıca Alageyik insanlarının hobbit olarak da bilinen Homo floresiensis ile yakın akraba olma ihtimalleri de var.